Merhaba arkadaşlar, İlk Türk İslam Devletleri'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, İlk Türk İslam Devletleri. Şimdi biz bu üniteden neyi göreceğiz? İşte geçen derslerde, videolarda Türklerin İslamiyet'i nasıl benimsediğini gördük. Hı hı. Şimdi İslamiyet'i benimseyen Türklerin kurmuş olduğu ilk devletlere bakacağız. Yani İlk Türk İslam Devletleri. İşte Karanlar, Gazneliler, işte Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri. Bunlara kısaca şöyle bir değineceğiz. Evet, başlayalım. Karahanlılar. Künyesini çıkartalım. Künyesi daha kalıcı olsun. Başkent Balasagun. Ki şöyle söyleyelim. Orta Asya. Karahanlıların hakim olduğu yer Orta Asya. Türklerin ata yurdu, ana yurdu. Kurulduğu yer Karahanlıların. Şimdi şu çok önemlidir. Karahanlı devletini kuran dört Türk boyu vardır. Karluk, Basmil, Yağma, Çiğil. Şimdi bu Basmil, özür dilerim, Karluk, Yağma, Basmil, Çiğil Türk boyları yaramaz çocuklardır, yaramaz. Haylaz çocuklardır, haylaz boylardır. Neden biliyor musun? Neden? Neden hocam? Çünkü bu dört Türk boyu Uygur Devleti'ni yıkan Türk boyudur. Bu dört Türk boyu Uygur Devleti'ni kuran Türk boyudur. Aynen, kuran. Bu dört Türk boyu Karahanlı Devleti'ni kuran Türk boyudur. Hep sürekli karşımıza çıkıyor bu dört Türk boyu. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadirhan'dır. Karahanlılar işte milattan sonra 920 yılında İslamiyet'i seçiyor. Devlet olarak seçiyorlar ki devlet olarak İslamiyet'i benimseyen, Orta Asya'da devlet olarak İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti Karahanlılardır. Hangi hükümdar zamanında? Satuk Burhan döneminde. Ki Satuk Burhan Müslüman olduktan sonra, hükümdar Satuk Burhan Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ünvanını alıyor. Abdülkerim daha böyle İslami bir kelime ya, isim evet. O yüzden. İslamiyet'i kabul ettiler. İslamiyet'i resmi dil olarak kabul eden Türk Devleti'dir. İlk Türk Devleti'dir. Şimdi mantıken düşünün. İlk Türk İslam Devleti Karahanlılar ise ilk Türk İslam kültürüyle ilgili ilk eserleri kim verecektir? Karahanlılar. Düz mantık. Düz mantık. Sentezini yapmıştır. Evet. Şimdi gelelim. Karahanlılar Müslüman oldu. Şimdi mesela İslamiyet'in resmi dili nedir? Arapça. Karahanlılar Müslüman oldu. Ulan biz Müslüman olduk. Hemen biz Arapçayı resmi dil ilan edelim dememişler Karahanlılar. Ne yapmışlar? Arapçayı resmi dil ilan etmemişler. Türkçeyi resmi dil ilan etmişler. Kendi dillerini resmi olarak resmen kullanmışlar. Arapçayı kullanmamışlar. Bu durum Karahanlıların milliyetçi olduğunu gösterir. Evet. Benliklerini koruduklarını gösterir, değil mi? Bu önemli. Bu çok önemli bu. Evet, bu da çok önemli. Şimdi şunu unutmayalım. Mesela Arap İslam devletlerinde ya da İslam toplumlarında, Doğu toplumlarında, İslam toplumları özellikle hükümdarlık ünvanları genelde sultandır. Evet. Karahanlılar, ulan biz Müslüman olduk. Karahanlı hükümdarları, ulan ben Müslüman oldum. Hemen sultan ünvanını kullanayım dememiş Karahanlı hükümdarları. Karahanlı hükümdarları ne yapmış? Atalarının Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlarını korumaya devam etmişler. Bu da milliyetçi. Türk geleneğini devam ettirmişler yönetimde. Bu da yine milliyetçi olduklarını gösterir. Önemli. Yine Karahanlılar ne yapmış? İşte Karahanlılarla özdeşleşmiş bir şeydir bu. İşte ticarete çok önem vermişler. Bundan dolayı da işte ribat ya da kervansaray yer yapmışlardır. Ribat, Karahanlılarda kullanılan isimdir. Hı hı. Kervansaray ise daha çok Selçuklarda kullanılan isimdir. İkisi aynı şeydir. Ribat ya da kervansaray nedir? Ticaret yapan kervanların konakladığı yerdir. Karahanlılar ribat ya da kervansaray yaptığına göre neye önem vermişlerdir? Ticarete diyeceğiz. Evet. Şöyle çizelim. İşte 1040'lı yıllarda Karahanlı Devleti klasik Türk Devleti'nin yıkılma nedenlerinden dolayı ikiye ayrılıyor. Doğu ve Batı Karahanlı Devleti'ye. Gelelim. İkinci Türk İslam Devleti Gazneliler. Merkezi Gazne, başkenti Gazne. Mesela arkadaşlar şu tarz sorular gelebilir. Ki gelmiştir de zaten ÖSYM'de. Mesela devlet verir maddi şıklarda. Aşağıdaki devletlerden hangisinin ismi başkentin ismiyle aynıdır der. Mesela Gazne Devleti'nin başkenti neresi? Gazne. Devletin ismi ne? Gazne. Yine Gazne. Başkentinin ismini almıştır devletin adı. Bu tarz sorular gelebilir. Dikkatinizi çekiyorum ben. Kurucusu Abdekin'dir. Değil mi? Evet. Gazne'nin devletinin kurulduğu yer, hakim olduğu yer, şöyle yazalım. İran, Afganistan bugünkü. Afganistan. İran ve Afganistan hakim olmuştur. Kurulduğu dönemlerde unutmayalım.
Mesela biz daha az önce ne dedik? Karahanlar Orta Asya'ya hakim olmuştu. Evet. Orada kurulmuştu. Gazneler nerede kurulmuş? İran ve Afganistan'da kurulmuş. Bunu unutmayacağız. Buna birazdan geleceğiz. Şimdi Gazneli devleti denince aklımıza Gazneli Mahmut gelecek. Mahmut. Evet. En parlak devrini Gazneli Mahmut zamanında yaşamıştır diyoruz. Gazneli Mahmut denince aklımıza iki şey gelecek. Bir tanesi Hindistan'a kadar İslamiyet'i yaymış. Hindistan'a kadar İslamiyet'i yaymış. Bir diğeri ise Gazneli Mahmut Abbas halifesini dış tehditlere karşı, dış tehlikelere karşı korumuştur. Dolayısıyla İslamiyet'i koruyan, tırnak içinde halifeyi koruyan ilk Türk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Bundan dolayı sultan unvanını almıştır. Bak İslami bir unvan değil mi sultan unvanı? Halife tarafından mı? Tabii halife tarafından. Dolayısıyla ilk önemli sultan unvanını alan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. İslamiyet'i koruyan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Ek bir bilgi verelim. İlk Türk sultan unvanını alan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tu ya. Hı hı. Sultan unvanını alan ikinci hükümdar Türk hükümdarı Tuğrul Bey'dir. Sultan unvanını alan üçüncü Türk hükümdarı ise Yıldırım Bayezid'dir. İleride değineceğiz zaten bunlara. İlk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Evet, az önce bahsettik zaten. İşte Gazneliler işte Dandanakan 1040 Dandanakan Savaşı'yla Büyük Selçuk Devleti'ni yıkılıyorlar. Ve Dandanakan Savaşı'nda Gazneli Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Gazneli Devleti'ni yıkınca Dandanakan Savaşı'yla bu yenilginin ardından Gazneli Devleti yıkılma sürecine girecek. Son darbeyi Gazneliler'e kim vuracak? Gurlar vuracak. Gur. Gur akınları. Gur. Bir devlettir bu. Gur devleti sonucunda yıkılacaktır. Dandanakan Savaşı'na ileride Büyük Selçuklular diye değineceğim zaten. Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Aşmadan önce. Şimdi biz bunu kültür medeniyetle değineceğiz de. Yeri gelmişken söyleyeyim. Az önce söyledik biz. Karahanların resmi dili neydi? Arapça. Karahanların Türkçe. Hı hı. Az önce bahsettik. Evet. Gazneli devletinin resmi dili Türkçe falan değil. Farsça, Arapça. Evet. Yazışma dili ve resmi konuşma dili Arapça ve Farsçadır Gazneliler'de. Yani Türkçe değil. Türkçe çok önem vermemişler. Halbuki ikisi de Türk devleti. Evet. Yani aynı aşağı yukarı aynı yakın zamanlarda yaşamışlar. İkisi de Türk devleti. Ama ikisinde de resmi diller farklı. Bunun nedeni şu. Karahanlı Devleti'nin kurulduğu yer neresi? Balasagun. Orta Asya. Evet. Orta Asya Türkler ana yurdu değil mi? Evet. Demek ki Karahanlı halkı Türk olduğu için resmi dili Türkçe. Hmm. Gazneli Devleti'nin hakim olduğu yer nere? İran ve Afganistan. Burada Türkler mi yaşıyor? Hayır. İşte İranlılar, Farslar yaşıyor, Araplar yaşıyor. O yüzden Farsça ve Arapça ona vermiş Gazneliler. Şöyle diyebiliriz. Bir milletin resmi dilini halkının etnik kökenine göre belirlenir. Mesela biz Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. Resmi dil ne bizim? Türkçe. Kim daha çok yaşıyor Türkiye'de? Türkler. O yüzden Türkler. Türkiye'de İngilizler daha çok yaşasaydı İngilizce olurdu dilimiz. Hı hı. Hocam, gibi. İran ve Afganistan tarafında Araplar ve Farslar daha çok yaşadı. Farslar. Aynen. Hı hı. Aynen. Çünkü burada halk ne dedik biz? Bir devletin resmi dilini sınırları içinde yaşayan halkın etnik kökenine göre belirlenir. İşte Gazneli Devleti'nin halkı İranlılardan, Farslardan oluştuğu için Farsça önemlidir. Karahanlı Devleti'nin halkı Türklerden oluştuğu için Türkçe önemlidir. Okey. Gelelim Mısır'da kurulan diğer Türk İslam Devletleri. Mısır'da kurulmuşlar bunlar. Kuzey Afrika'da, Mısır'da. Diyeceksiniz, ulan Mısır'da ne işi var Türk'ün diyeceksiniz değil mi? Mısır, Arap yani Türk'ün ne işi var orada? Şundan dolayı. Bu devletlerin kurucuları Türk. Kurucuları Türk olduğu için halkı Arap. Bu devletlerin kurucuları Türk, halkı Arap olduğu için bu devletler kısa sürede yıkılmıştır zaten. Tekrar diyorum, Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinin yönetenleri, kurucuları Türk olduğu için Türk devleti diyoruz. Halkı Türk falan değil bunları, ona göre. Tolunoğulları, Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. İlk Türk devleti. Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Bu dönemde Tolunoğlu Ahmet kendi adına bir cami yaptırmış. Bu cami önemli. Tolunoğlu Ahmet Camisi Türk İslam mimarisinin ilk örneği diyebiliriz biz. Türk İslam mimarisinin ilk örneği Mısır'daki Tolunoğulları tarafından yapılan Tolunoğlu Ahmet Camidir diyebiliriz. Evet, önemli. Tolunoğullarına daha sonra Abbasiler son verecektir. Evet. Evet. Gelelim Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devleti. Akşitler ya da İhşidiler.
Şimdi kurucusu işte Ferganalı Muhammed'dir. Ferganalı Muhammed. Türktür bu. Tolunoğullarını en belirgin özelliği neydi? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti aynı zamanda ilk Türk İslam mimarisi eserlerini vermiştir dedik, değil mi? Evet. İlk eserini vermiştir. Hı hı. İşitlerin en önemli özelliği şu. Hicaz bölgesine hakim olmuştur. Hicaz. Şimdi Hicaz neresi? Hicaz, Mekke, Medine ve Taif şehirlerine verilen ortak isimdir. Yani Hicaz kutsal topraklardır. İslamiyet'in ilk doğduğu topraklardır, yayıldığı topraklardır. Hicaz kutsal bir yerdir. Hı hı. Hicaz'ı ele geçiren ilk Türk devleti Akşitler. Ya da İşidilerdir. Bu önemli. Daha sonra Fatimler tarafından yıkılacaktır. Evet. Şimdi az önce söyledik biz. Tolunoğulları ve Akşitler. Kurucuları Türk. Halkı Arap. Arap olduğu için, çünkü asker de Arap olmak zorunda. Dolayısıyla bundan dolayı kısa sürede yıkılmışlardır. Evet. Mısır'da kurulan diğer Türk İslam devleti Eyyubiler. Şimdi Eyyubi denir. Eyyubiler denince aklımıza kim gelir? Haçlı Seferilik, Selahattin, Selahattin Eyyubi gelecek, değil mi? Kurucusu Selahattin Eyyubi'dir. Ki en önemli hükümdar da Selahattin Eyyubi. Evet. Selahattin Eyyubi ile ilgili şunu bileceğiz. Hıt, birinci Haçlı Seferi'nde Haçlılar Kudüs'ü alıyorlar. Hı hı. Selahattin Eyyubi Hıt din savaşıyla Kudüs'ü Haçlılardan geri alıyor. Hatta bir film vardı. İşte Orlando Bloom'un. Güneş Ülkesi miydi? Neydi o? Bir film vardı. Orlando Bloom'un. İşte bunu anlatıyordu. Selahattin Eyyubi'nin bu Haçlı Seferleri, Kudüs'ü almasını anlatıyordu. Bilemedim hocam. İşte Hıt din savaşını anlatıyordu zaten. Her neyse arkadaşlarımız belki anlamışlardır. Orlando Bloom. Neyse işte. Şimdi çok önemli. Selahattin Eyyubi'yi önemli kılan asıl özellik Hıddin Savaşı ile kutsal şehir olan Kudüs'ü geri alıyor. Müslümanlar alıyor Kudüs'ü. Hı. Selahattin Eyyubi sayesinde Haçlılardan. Bu da 3. Haçlı Seferi'ne neden olacak daha sonra. Bunlara daha sonra değineceğiz zaten. Evet. İşte Eyyubiler işte Türk komutanlarından Aybey tarafından yıkılıyor. Yerine Memlük Devleti kuruluyor. Şöyle çizelim. Tekrar ediyorum. Eyyubiler denince aklımıza Selahattin Eyyubi, Eyyubiler denince aklımıza Hıddin Savaşı. Yani Kudüs'ün alınması aklımıza gelecek. Hı hı. Evet. Memlükler. Kölemenler. Evet. Şimdi Memlük Devleti. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ndeki en önemli devlet diyebiliriz biz Memlüklerle ilgili. İşte Osmanlı tarihi açısından da önemlidir Memlük Devleti. İşte bakalım. Şimdi ne demişiz burada? Egemenlik anlayışı bakımından diğer Türk devletlerinden farklıdır. Bu çok önemli. Bu çok önemli bilgi. İlk önce çizeyim daha sonra anlatacağım. Türklerde veraset anlayışı nasıldı? Ülke toprakları hanedan ortak malıydı, değil mi? Evet. Bu özelliğin görülmediği tek Türk devleti, tek Türk devletidir. Veraset belli mi? Şöyle bak. Veraset anlayışı diyorum bak. Veraset anlayışlık belirsizlik demiyorum. Türklerdeki veraset anlayışı neydi? Yani hükümdar öldükten sonraki durumun belirlenmesi anlayışı nasıldı? Ülke toprakları ve taht hanedanın ortak malıdır. Evet. Sülalenin ortak malıdır. Ya da hükümdarın oğullarındır malıdır anlayışı. Neyse. Yani hükümdar öldükten sonra sülaledeki ya da hükümdarın oğulları hepsi tahta geçebilir. Biz buna ne diyoruz? Veraset sistemi diyoruz. Hı hı. İşte veraset sisteminin olmadığı tek Türk devleti Memlüklerdir. Mesela Memlüklerde babadan oğula geçmiyor hükümdarlık. Babadan oğula geçmiyor. Ya da Memlüklerde şöyle bir anlayış yok. Ülke toprakları hanedanın ortak malıdır anlayışı yok. Ya da Memlüklerde hükümdarlık ya da taht işte hükümdarın oğullarıdır, oğullarınıdır anlayışı yok. O zaman herkes... Veraset anlayışı yok Memlüklerde. Bunun nedeni şu. Memlüklerde her komutanın tahta geçebilme hakkı var. Hı, onu soracağım. O işte. Her komutanın tahta geçebilme hakkı olduğu için Memlüklerde önceki Türklerde ve sonraki Türklerde görülen veraset anlayışı yoktur. Neden? Her komutan tahta geçebilir. Atıyorum. Ben tahttayım Memlüklerde. Hükümdar oldum ben. Ben tahtı tam oğluma bırakacakken başka bir komutan beni tahttan deviriyor. Evet. Ben oğlumu bırakamıyorum zaten. Hı hı. Böylece hem saltanat sistemi olmuyor hem oğluma bırakamıyorum hem de veraset sistemi zaten uygulayamıyorum ben. Zaten uygulayamıyorum ben. Daha çok karmaşıklığa sebep olmuyor mu hocam böyle olunca? Bu durum devletin kısa sürede yıkılması neden olmaz mı? Evet. Olur. Evet. Bu önemli. Bunu yazalım. Her komutan tahta geçebildiği için devlet kısa sürede yıkılmıştır.
Tekrar söyleyelim. Veraset, Türklerdeki veraset sistemi neydi? Türklerde hanedan ortak mal anlayışı vardı. Hı hı. Bu anlayışın görülmediği tek Türk devleti Memlükler. Çünkü veraset anlayışı hiçbir şekilde yok Memlüklerde. Neden? Çünkü her komutan tahta geçebiliyor. Hı hı. Bu kadar. Her komutan tahta geçebildiği için sürekli taht kavgaları yaşanıyor. Bu durumda devlet kısa sürede yıkılıyor zaten. Evet. Memlüklerle ilgili bakalım. Çok önemli bir şey bu. Aynı Canut Savaşı ya da diğer ismi Elbistan Savaşı. Bu savaş çok önemli. Bir kasırga var. Çekirge sürüsü geliyor doğudan. Moğollar. Moğollar geliyor. Moğolları durduran ilk devlet Memlüklerdir. Aynı Cavus Savaşı'yla. Eğer mesela tabii tarihte geleceği tahmin etmek gibi şeyler olmayabilir ama şunu diyebiliriz. Aynı Cavus Savaşı'nda Memlükler Moğolları yenmemiş olsaydı belki bugün Avrupa Moğollaşmıştı. Çünkü Moğolların sonraki hedefi Avrupa'ydı zaten. Memlükler engellemiş oldu. Engelliyor. Memlükler engelliyor. Moğolları yenen ilk Türk devleti Memlüklerdir. Aynı Cavus Savaşı. Cavus. Evet. Şimdi bu Moğollar işte 1260 yıllarda Bağdat'a giriyor. Bağdat'a Abbasilerin başkenti ve Abbas devletine son veriyor. İşte Bağdat'taki Abbas halifesi Memlük devletine sığınıyor. Memlükler mesela Abbas halifesinin halifeliği almamışlar. Abbas halifesini korumuşlar. Alabilirlerdi. Alabilirlerdi tabii. Abbas halifesini korumuşlar. Bak Abbas halifesinin 1517'ye kadar devamını sağlamıştır değil mi? Hı. Bu önemli. Şimdi Yavuz Sultan Selim Mısır seferi sonunda Yavuz Sultan Selim ne yapmıştır? Ridaniye ve Mercidabık savaşlarıyla 1516-1517 bu iki savaş sonrasında Yavuz Sultan Selim Memlük devletine son vermiştir. Biz hep şöyle deriz. Yavuz Sultan Selim Mısır seferi sonrasında Memlük devletine son vermiş, halifeliği almıştır. Evet. Yavuz Sultan Selim halifeliği Memlüklerden almamıştır. Memlüklerin koruduğu Abbas halifesinden almıştır. Abbasilerden almıştır halifeliği. Nerede? Ha. Osmanlı halifeliği Memlüklerden değil, Abbasilerden devralmıştır. Yavuz Sultan Selim daha doğrusu. Ne demişiz burada? İşte mesela Memlükler Türkçe'yi resmi dil ilan etmişler. Ülke yönetiminde yükselmenin ön şartı olarak Türkçe bilmeyi esas almaları yine ne milliyetçi olduklarını gösterir, değil mi? Hı hı. Türkçe resmi dil, Türkçe bilmesi milliyetçi olduklarını gösterir. Evet.